Son olarak Halkların Demokratik Partisi grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder konuşacak. Buyurun Sayın Önder. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, sabah burada üzücü bir olay haber aldık. Bir eski başbakanın oğlu hayatını kaybetmişti. Şimdi hepinizin tanıklığına müracaat ederek mevzuya girmek istiyorum. Hep beraber üzüntülerimizi bildirmedik mi? HDP'de HDP Grup Başkan Vekilimiz Filiz Keresteci diğer partiler gibi üzüntüsünü beyan etmedi mi? Etti. En azından sabah burada olan herkes ve tutanaklar tanık. Gazetelere bakıyorum. En azından iki gazeteyi isim vererek söyleyeyim. Sabah ve Hürriyet. Ana akım sayılacak iki gazetede. Diyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi temsilcileri mecliste üzüntülerini beyan ettiler. Şimdi bir gazete olsa dersin ki direktörü ya da Anadolu Ajansı mahreçli bir şey olsa dersin tek kaynaktan almışlar, olduğu gibi kullanmışlar. Her birinin muhabiri ayrı fakat haberde HDP yok. Sayfaların imajını aldım, ben de duruyor, isteyene gösterebilirim. Halen çıkmadan önce de baktım, siz de baktığınızda göreceksiniz. Peki bu ne? Bu tekzibe ne gerek var? Tekzibe ne gerek var? Tekzip edilecek olan bu ülkedeki bu baskıcı, sansürcü ve işi sadece gazetecilik olmayıp türlü çeşitli ticari sinayi faaliyetlerle hükümete göbekten bağlı olan sermayenin, tekelci sermayenin aynı zamanda gazeteciliği bir kar alanı olarak görüp oradan nemalanması. Teşekkür ederim Celal. Niye böyle? Çünkü verilen katı bir talimat var. HDP'yi görünür kılmayacaksınız. Biz kimin verdiğini çok iyi biliyorsunuz. Sabahtan beri dikkat ediyorum, sayın vekil laf atıyorum, bana yapmanı önermem. Cebinde 3-4 tane lafın daha varsa buyur, buyur devam edelim. Buyur devam edelim. CHP'den niye bu kadar korkuyorsunuz? Bu kadar, bu nasıl bir özgüvensizliktir? Kendinizi yeri geldi mi Cihan Fatih'i zannediyorsunuz, ondan sonra aklınız fikriniz CHP'de. Bu ülkede sansür var. Bu sansür başka bir şeylerin de habercisi. Başka bir şey. Neyin habercisi? HDP ve onun temsil ettiği değerler en normal insani faaliyetlerinde bile kamusal alanın dışına itilmeye çalışıyorlar. Bu özür dilerim. Bu KHK ihraçlarında böyle, bu toplantı gösteri izinlerinde böyle, en sıradan bir faaliyette bile HDP kamusal alanın dışına atılmak isteniyor. Biraz önce de bir başka versiyonunu seyrettik. Bu ülkede sizin hükümetiniz ve Sayın Başbakan bir ile bir şahsiyetin, değerli bir şahsiyetin adını verdi. Şerafettin Elçi Havalimanı. Şırnak Havalimanı'nın adı Şerafettin Elçi Havalimanı. Ve değişik zamanlarda Şerafettin Elçi'nin adının niye verilmesi gerektiğine gerekçe olarak Türkiye'de Kürt vardır, ben de Kürdüm dediği için Yüce Divan'da yargılanıp haksız yere, nahak yere hapis cezası almasını ve cezaevinde yatmasını gerekçe olarak gösterdi. Devran değişti. Sular aktı. Şimdi toplumsal meseleler konjüktüre göre eğilip bükülecek meseleler değil. Dün Kürt olduğunu, Kürt var dediğini teyit ettiği için adını bir havalimanına
layık gördüğünüz bir kavramı, bir şahsiyeti ve onun kullandığı kavramı bugün buralarda men etmeye çalışıyorsunuz. Yol mu? Değil. Faydası var mı? Yok. Hiçbir kitapta yeri var mı? Asla. Peygamberiniz bununla amel etmiş mi? Etmemiş. Neyi referans alarak ve ne umarak böyle yapıyorsunuz? Kürt halkı, ben de söyleyeyim de bir yaptırım uygulanacaksa bana da uygulansın. Kürt halkı bunun bedelini ve bu konudaki artık trajikomik mi diyeyim, iğrenç mi diyeyim, çapaklı mı diyeyim, hangi kavramı meclis mehabetine uygun buluyorsanız onu yakıştırın. Önce dediler ki Nevroz diye bir şey yoktur. Kürt halkı bu anlayışı iyi tanıyor. Nevroz dediler Türk bayramıdır. Kürtlerin yaklaşımı da Orta Doğu halklarının bayramıdır şeklindeydi. Sonra devir değişti ve ilk Nevroz kutlamasında Cizreş ve Nusaybin'de 92 kişiyi hedef gözetmeden tarayarak öldürdüler. Sadece kendi bayramını kutlamak isteyen insanlar. 92 yılında Mehmet Muş hemen bakabilirsin. Şimdi ardından dediler ki olağanüstü hal valisi vardı, hırsızlıkla suçlanmıştı. Hani devletin gizli ödeneğini İstanbul'a atanınca yanında getiren, Allah amelince rahmet etsin. Terör dediğin zaman hırsızlığın her türü mübahtı. 2 milyon markını, şimdi kalmadı, 2 milyon markını yanında getirdiği açığa çıktı. Aman dediler terörle mücadele falan, her şeyin üzerine bir şal. O kutladı. Diyarbakır'daki kamu müdürlerini bile toplayamadılar. Devlet bir toplumsal bayrama, bir halkın bayramına müdahil olursa böyle oluyor. Ateşten atlarken de tamponunu yaktı. Şimdi o Kürt gençleri gibi atlayamadılar. Resmi tören bu kadar olur. Sonra devlet tekamül etti. Dedi ki kutlayabilirsiniz ama Nevroz'u W'yla değil V ile yazacaksınız. Kürt'ün çilesi bir türlü bitmiyor. Nevroz'u W'yla yazdığı için bu ülkede hapis cezası alan yüzlerce insan var. Niye? Alfabedeki bir harfi bir bölücü propaganda sayma zekası akıllara seza. İçinizde değerli Kürt vekilleri var. Bunun, bu dönemin ayrıntılarını sorun, yakıcılığını sorun, size anlatsın. Şimdi Ladino dilinde bir deyim var. Akeo polvos turuşedo esto lodoster. O tozlar bu çamurları getirdi. Bizim sizden farkımız şu. Bakın, bir müşterek tavır içine girdiğimizde bile kamusal alanda görülmüyoruz. Ve bir baş öğretmen edasıyla, öğretmenleri aşağılamak şey değil ama sürekli yerindelik denetimi yapacak bir meclis başkan vekiline de ihtiyacımız yok. Ne dediğini bilen, ağzından çıkanın nereye gittiğini bilecek kapasitede, kalibrede insanlarız. Ve siz defalarca bu mecliste, bu kürsüde ne söyleyemiyorsunuz ki silahlı mücadeleye gidiyor bu insanlar diye defalarca başbakanınız, başbakan yardımcınız, bakanlarınız defalarca bu kürsüde söyledi. En etkilisi Sayın Arınç'ın konuşmasıydı. Bu kürsüye gelecekler, hoşumuza giden gitmeyen ne varsa söyleyecekler. Bu da bizim görevimiz dedi. Sayın Kurtulmuş'un bu konuda ne düşündüğünü gerçekten merak ediyorum. Kürdistan'a siz bir coğrafi deyim olarak ya da bir tanımlama olarak ya da bir kavram olarak beğenmiyor olabilirsiniz. Sizin tüylerinizi diken diken ediyor olabilir. Burada benim yurdumun, halkımın adı söylenemiyor duygusunu bir gence verirseniz dünyanın bütün OHAL bütçelerini, tankını, topunu, tüfengini bir araya getirseniz o gencin önüne mani olamazsınız. Siz zannediyor musunuz biz kalpsiz insanlarız? Yitip giden canlara en az sizin kadar yanmıyoruz. Bunların hepsinin giden müşterek geleceğimiz olduğu konusundaki basiretimiz sizden bir saç teli kadar beri. Zannediyor musunuz bu nasıl bir akıldır, bu nasıl bir kavrayıştır?
Giden herkesle beraber, asker, polis, gerilla, suçlu, suçsuz, hepsi geleceğimizin ortak kaybıdır. En az sizin kadar biz de yanıyoruz. Bizim sizden farkımız, 100 yıldır kullanılan yöntem bu meseleyi daha da derinleştirmiş. Kardeşim, başka bir yol mümkündür ya da mümkün müdür sorusunu sormamız. İşte sizin hepinizden burada ayrılıyoruz. Sadece bunu yapmıyoruz, bunun için bedel ödüyoruz. Dün bütçe konuşmam vardı ama aynı zamanda zorla getirmem de vardı. Dünkü ya da önceki günkü milli savunma bütçesinde barış sürecini anlatacaktım. Barış paradigmasını anlatacaktım ama mahkemelerde sürünüyoruz. Dinlenmiyoruz. Hakim diyor ki müşterimiz çok, işimiz çok. Seni mi dinleyeceğiz? Ama içeri atarken, fezlekeler hazırlanırken hiç böyle demiyordunuz, işimiz çok falan filan. Şimdi normalde Kültür Bakanlığı üzerine konuşacaktım. Fakat yaşananlar bir akıl yitimi. Bu yolda ısrar edebilirsiniz. Şüphesiz çoğunluğunuz var. Bir arkadaşımızı daha bir vekil kürsü dokunulmazlığıyla, kürsü bağışıklığıyla, kürsüde söylenen söze para cezası ne demek ya? Hepimiz dava paraysa bunun parasını öderiz. İnandığımız şeyleri söylemekten bir dakika beri durmayız. Şu gruba bakın, bu grubun her birinin bu uğurda ödediği bedeller canından, malından, yakınlarından, itibarından feragat etmekle temayüz etmiştir. Bu 3 kuruş paradan mı korkacağız? Ama bunun aksi bir yol mümkün. Bu bir çılgınlık. Bunun nereye varacağı belli olmaz. Orhan Miroğlu buraya çıkıp ben Türkmenim mi diyecek? Mehmet Metiner buraya çıkıp ben Türkmenim mi diyecek? Bu buraya götürür. Faşizm söz söyletme mecburiyetidir. Bu Türkiye İşçi Partisi meclise ilk girdiğinde meclis tutanaklarında var. Şöyle bir anlayış vardı. Oturumu yöneten başkan vekili efendim diyor oturumu kesiyor. Nazarı dikkatimi celbetti. Kürsüdeki konuşmacılar komünizmi telin ederken Türkiye İşçi Partisi sıralarından hiçbir alkış gelmiyor diyor. Bu meclis böyle başkan vekilleri de gördü. Böyle mi anılmak istiyorsunuz? Kültür meselesine Sayın Başkan benim 5 dakikada şahsi konuşma hakkım var. Onu bu konuşmaya dahil edebiliyor muyuz? Edemezsiniz çünkü orada Ali'yle konuşacaksınız. Tamam, vakit teknik kaybetmiyor. Olarak mümkün değil. Tamam. Başka zaman yapıldı Sayın Başkan. Kültürü yok ki benle bu ülkenin. Bir alıp veremediniz var ama ilgiyle dinliyorum. Böyle anılmanıza kalbim razı değil ondan olabilir mi? Onu söylerseniz evet, rahat böyle anılmanıza kalbim. Buyurun devam edin. Şimdi hakkımız olanı bile alamıyoruz. Önemli değil. 5 dakika sonra konuşuruz. Bir yok konuşma süre çalışıyor Ahmet. Süre çalışıyor. Taksimetre gidiyor. Süremi dondurun Sayın Başkan. 5 dakika ekleyemem o başka bir ya fasıl. Tamam eklemeyin durun konuşayım yani. Siz şimdi herkes konuşuyor ben konuşuyorum. Kültürü yok ki bu ülkenin bütçesi olsun. Kültür meselesinde kültür endüstrisi denen bir kavramı tartışmamız gerekiyor. Geç kapitalizmin kalbidir kültür endüstrisi. Ve kültürü oluşturan her bileşenin değerini, duygusunu, düşüncesini, inancını, bilgisini, sanatını, geleneğini, göreneğini sermaye kılındığı bir sistemdir. Sermaye kılınınca ne olur? Bu hükümetin en çok yakındığı şey kültür alanında biz bir hegemonya oluşturamıyoruz. Bu benim tercümem. Onlar diyorlar ki sanat alanını, kültür alanını başkaları belirliyor. Ben de kısacık bir şey söyleyeyim. TRT'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması var. Siz hiç denk geliyor musunuz ya da izliyor musunuz bilmiyorum. Alfabeden önce Kur'an-ı Azimuşşan'la tanışan bir kardeşinizim ben. O zaman amme cüzünün arkasında fiyatı yazmazdı. Hediyesi yazardı. Kur'an-ı Kerim'in arkasında da fiyatı yazmazdı, hediyesi yazardı. Paraya tahvil edilemeyeceği için. Şimdi
Her günün birincisine bir altın, ikinciye iki altın, en son en güzel tilavet edene de 50 altın Sayın Bakan ödül veriyorlar. Kur'an'ı bir yarış metağına, kültür endüstrisine kafa yormanızı öneriyorum. Değerli danışmanlarınız var. Bir Kur'an-ı Kerim bu kadar uhrevi, masivaya bu kadar çevrilebilir mi? Sayın Önder, şimdi bir düzenleme yaptık. Bir düzenleme yaptık. Size 5 dakika daha veriyorum. Peki, o zaman 1 dakika ek süre veriyorum size. Olmuyordu. Şimdi yaptık onun düzenlemesini. İşte biz de onu söylüyorduk. Onun için devam edin konuşmayı. Onun için halim yok. Bu olgu, kültür endüstrisi denilen, siz bu neo kapitalizmin bütün sistemini, bütün piyasa sistemini uygulayarak İslami kültür geliştiremezsiniz. Boşa yeteneksiz insanlara para, kaynak falan bu milletin ayırmayın. Bunu en iyi idrak edebilecek insanlardan birisiniz. Sizin var mı bu vahşi neoliberal sisteme, bu kapitalist sisteme bir eleştiriniz? Hegemonyayı sağlamış dediğiniz o sosyalist sol sanatçılar var ya, ömür boyu bir ekmeğin peşinde koştular. Orhan Kemal'in hayatını okuyun. Doyduğu, iki hafta üst üste doyduğu, evine ekmek götürdüğü vaki değildir. Şimdi bir tanım kullanacaktım, geri vazgeçtim. Gerçekten kaba olur. Böyle sarayda yaşayan saraylı gibi düşünür. Marx söylemiş, canı rahmet istedi. Sarayda yaşayıp halkın ya da muhafazakarlığın ya da sözünüz, süreniz bitti Sayın Önder. Süreniz bitti. Teşekkür ederim Sayın Önder.